Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşlerim, doğmayan çocuğu öldürüyorlar. Doğmadan ölüyor. Ben sizden son konuşmamı yapıyorum. Maalesef birileri sabote etti bizim buradaki sohbetlerimizi. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in getirdiklerini anlatmıştık. Tabii bir demet sunmuştuk geçen sohbetimizde. Kur'an nedir ve onun getirdikleri nelerdir filan diye bakmıştık. Şimdi ise biz, gönlümde şu vardı, demiştim size, Bostancı Camii'ne 24 sene evvel başladığım zaman, o dönemde biz konuşmalarımızı, sohbetlerimizi kayıt altına alamadık. Son zamanlarda bir 10 senedir, 15 senedir kayıt altına alabiliyoruz. O kayıt altına alamadıklarımızı burada yapalım dedim. Onların konuşmasını, sohbetini ve onları kayıt altına alalım demiştim. Benim hayalim oydu ve Kur'an'ın sonundan başlayarak başına doğru gidecektik. Yani Nas suresinden başlayarak bu küçük sure, kısa sureleri ve öyle başına doğru kayıt olmayan yerleri tahmin ediyorum bizim birkaç senemizi, 5-6 senemizi alırdı. Efendim, o kaydedilen yere kadar gelme olayı çok çok kötü bir olayla karşılaştık. Neyse, ben şimdi bugünkü ben sohbetimi yapayım. Nas suresinden başladık, başlayacağız. Bismillahirrahmanirrahim. Muavezeteyni, İki sığınma suresi dediğimiz Kul e'uzu bi rabbil felek ve Kul e'uzu bi rabbin nas. Tabii bu sureler aslında birbirinin devamı durumundadır. Fakat nasıl ki tıpta koruyucu hekimlik varsa, aynen maneviyatta da koruyucu maneviyat vardır. Yani maddi bakımdan hasta olmadan evvel insanın kendisini koruması, koruyucu hekimlik dediğimiz olay, aynı şekilde maneviyatta da insanlar manevi hasta olmadan evvel veya problemleri altına kalmadan evvel koruyucu bir hekimlik vardır maneviyatta. Bu Kur'an-ı Kerim'in temel ilkelerinden biridir. Yani insanlar manevi hastalığa düşmeden, Allah ile kendi arasındaki ilişkileri bozmadan, manevi kalp hastalığına yakalanmadan nelerin yapılması gerektiğini Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Şimdi burada çeşitli etkilerin altına kalmadan önce Allah-u Teala diyor ki peygamberimize, birinci derecede o, bana sığınacaksın diyor. Sen o problemleri çözemezsin. Onları benim desteğimle ancak çözebilirsin. Demek için bu muavezeteyni denen iki tane sureyi, yani kul e'uzu rabbil felek, kul e'uzu rabbin nasi gönderdi. Bu iki sure hakkında İbn-i Sina'nın da bir kitabı var. Yani bu sureler o kadar ilginç ki filozofların bile dikkatini çekmiş. Muavezeteyni denen bir risale yazdı İbn-i Sina. Şimdi sureleri, ayetleri mana vererek açılımlarını yapalım. Yani bir nevi ben size tefsir yapacağım ama çeşitli boyutlarıyla yapacağız bunu. Ve siz de namazda okurken
zamm-ı sure olarak okurken bu sureleri, bu manaları düşünmüş olursunuz. Düşünerek okursanız aklınız dünyevi meselelere gitmez. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ İnsanların Rabbine sığınırım de. Burada Allah-u Teala Rab kelimesini kullanıyor, sıfatını kullanıyor. Rab kelimesi yaratan, rehberlik yapan, hidayetini veren, rehberliğini yapan, rızıklandıran, besleyip büyüten, terbiye eden manasına gelir. Bak, bir sıfatın içinde soğan kabuğu gibi çeşitli sıfatlar giriyor. Allah'ın sıfatları böyle. Bazı sıfatları çok geniştir, öteki sıfatlar onun içine girer. Tıpkı soğanın dışındaki kabuğu Allah, onun içindeki kabuğu Rab, onun içindeki kabuğu yaratma haliklik, böylece Razzak sıfatı, böylece iç içe girmiştir. Şimdi Rab sıfatı dediğin zaman, bu Rab sıfatını Firavun Hazreti Musa'ya sormuş. Taha suresinin 3. sayfasında "Gâle femen rabbukuma ya Musa" dedi. O senin Rab dediğin şey nedir? O kim, kimdir o? Nedir o? Özelliği nedir diye sormuş Musa Aleyhisselam'a, Firavun. Şimdi Musa Aleyhisselam muhteşem bir tanım yapıyor. Diyor ki Rab "Âtâ külle şeyin halgahû sümme hedâ" Her şeyi yaratan ve sonra yol gösterendir, hidayetini verendir. Hazreti Musa'nın tanımı bu. Rab sıfatını, Rab ismini bu şekilde tanımlıyor. Bu sefer Hazreti Musa o Rab kelimesinin manasının içinde hem yaratmayı koymuş, haleklik sıfatını koymuş, hem hadilik sıfatını koymuş. Sıfatlar iç içe oldu. Ve haleklikle hadilik yan yana oldu. Bu Rab sıfatının içinde. Ha demek ki Rab dediğimiz zamanda قُلْ اَعْمُدُ بِرَبِّ نَاسِ insanların Rabbine sığınırım dediğimiz zaman insanların yaratanına, yol gösterenine, rızıklandıranına, terbiye edenine, çünkü Rab sıfatı aynı zamanda terbiye etmek anlamına gelir. Her ne kadar terbiye kelimesi Rab'dan türemediyse de Rab'a fiilinden türemiştir. Ama insanı geliştirme, eğitip geliştirme manası var Rab sıfatının. Bu bakımdan insanların bu şekilde insanlarla ilişki kuran Allah'a sığınırım de bana diyor Allah-u Teala burada. Demek ki tabii benim bu anlattığım Rab sıfatının manaları sizin hatırınızda kalmayacak ama bileceksiniz ki bizi besleyip büyüten, midemizle ilgili şeyleri yaratan O'dur. O verir bize rızkını, Allah-u Teala verir diye bu Rab sıfatıyla ifade ediliyor. Bu ama Rab sıfatını Rabbe fiil kalıbında kullanırsak o zaman bir şeye yapışmak anlamına gelir. Bir davaya, bir fikre, imana yapışmak ve o yapışıklığı bırakmamak, devam ettirmek manasına gelir Rab kelimesi. Şimdi birinci manasını verdi. قُلْ اَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ İnsanların sahibine, yöneticisine sığınırım de. Şimdi Rab sıfatından sonra maliklik sıfatını koydu. Yani biz bu süreyi okurken Allah'tan bir şey isteyeceğiz. Sığınıyordun ama nereden sığındığımızı söylemedik daha. Söyleyecek. Şimdi Allah'tan dua ediyoruz. Sana sığınıyorum diyoruz.
nereden falan şeyde problemlerim var benim. Ya Rabbi, bu problemlerinden dolayı sana sığınıyorum. Kapına geldim diyorsun. Şimdi Melik-i Nas. Neden melikliği baş tarafa koymadı birinci sıraya da birinci sıraya Rabb'ı koydu? Ne? Şimdi bunu sorarsın. Ama ben sizin anlayabileceğiniz bir dille, çünkü bu biraz ilmi bir şey ama anlayacaksınız, tahsil yapan insanlarsınız. Rabb olmadan meliklik olmaz. Çünkü melik, malik, sahibi demektir. İdare edeni demektir. Önce yaratacaksın, terbiye edeceksin, sahip olacaksın. E sen doğurmadığın çocuğa sahip olamazsın ki. E yaramadı, yaratmadığın adama da, insana da sahip olamazsın. Ha, bir şey ortaya koyacaksın ki ona sahip çıkacaksın. Bir değer ortaya koyacaksın. Ha, onun için Rab sıfatı önce geliyor. Maliklik sonra geliyor sahibine. Tabii bu maliklik sıfatı Kulillahümme malikel mülki tü'til mülke men teşâ'u ve tenzi'ul mülke min men teşâ'u. Bütün burada meşiyet kavramıyla beraber maliklik sıfatını kullanıyor Âl-i İmrân suresinde Allah-u Teala. De ki, orada da Peygamberimize diyor, de ki Allah'ım, ey Allah'ım, sen malikin mülk. Yani bu kainatın, mülkün, kainatın sahibisin, yönetenisin. Tüktir mülke menteşâ. Dilediğine o yöneticiliği verirsin. Yani bizim yöneticiliğimiz de Allah'tan geliyor. Yani şunu bilecek bir devleti, bir milleti yöneten insanlar, benim bu yöneticiliğim Allah'tan geliyor. Bak ayeti görüyor musun? Bunu böyle bilecek. Bu bir Allah'ın sanatıdır. Yöneticilik Allah'ın sanatıdır. Ben Allah'ın sanatını icra ediyorum. Bir baba olarak aile reisi bile olsa küçük çapta bir yöneticisin. Ha o da o melikte, o yöneticilik de sana Allah tarafından verilmiyor. Tüktil mülke men teşâ. Dilediğine mülkü, yöneticiliği verirsin. Ve tenzi'ul mülke men teşâ. Dilediğinden de alırsın. De. İşte bu ayeti, bu ayetle bizim Nas suresindeki Melik'in Nas'a getirirsek burada şunu görüyoruz. Nasıl bir Allah'a sığındığını bileceksin. Allah tasavvurunu veriyor burada aynı zamanda. Yani İlah-i Nas, insanların tanrısına sığınırım de. İlah. İlah kelimesini kullanıyor. Çok ilginçtir. Genel manada aslında Allah olması gerekirken ilah kelimesini. İlahın karşılığı Tanrı diyoruz. Tercüme ederken. La ilahe. Tanrı yoktur. Ancak Allah vardır. Çünkü Allah lafzının manası yoktur. Mana veremez. Allah Allah'tır. İngilizce'de God karşılamıyor. O da ilah kelimesinin veya Rab kelimesinin karşılığı oluyor. God. Efendim, insanların ilahı, bakın çok ilginç bir sıra koymuş Yüce Allah. Yani bu kelimeler, Rab, Melik, İlah. Bu kelimeler geniş güzel dizilmemiş sıraya. Çünkü yarattığın, besleyip büyüttüğün ve sahip çıktığına ancak ilahlık yapabilirsin. Bir varlık seni tanrı edinebilmesi için önce onlara bir şey yapmış olman lazım. Tıpkı sancısını duymadığın, çocuğunu doğmayan bir insan başkasına anne olamadığı gibi. Sen doğduğuna tanrı olursun. Anne olursun. Allah da yarattığına Allah oluyor. Dolayısıyla muhteşem bir sıfatlarda sıralama muhteşem. Çocuğuna sahip çıkarsan, bak önce ben Melik-i Nas, sahip çıkanız, yöneteniz,
Çocuğuna sahip çıkarsan seni anne olarak bilir. Sahip çıkmazsan, terbiye etmezsen Rab sıfatı gereği diyelim. Terbiye etmezsen, sahip çıkmazsan onun babası olamaz, annesi de olamaz. O kadar basit. Devlet çapına düşündüğünüz zaman, toplumsal manada devlet çapına düşündüğünüz zaman devlet adamları şunu verir. Gençliği terbiye ederlerse Rab sıfatı gereği ve o gençliğe sahip çıkarlarsa ve o devleti tanır o gençlik o zaman. Anlaşıldı. Olay. Şimdi burada Allah-u Teala üç tane sıfatı sayıyor. De. Şimdi sığındık ama nereden sığındık ona? Bir geliyor. Bir tehlike var. O tehlikeden Allah'a sığınıyorsun. Nedir o tehlike? Allah-u Teala onu söylüyor. Kendisi söylüyor. Şu tehlikeden bana sığın. Diyor. Min şerril vesvasil hannas. Hannas pusuda bekleyen demektir. Arkadan gelen demektir. Arkadan yaklaşan insana. Durmadan arkasından gelip vesvese veren. Pusuda yatanın, pusuda yatanın, arkadan insana yaklaşanın vesvesesinin kötülüğünden, şerrinden barası diyor Allah. Yani demek istiyor ki Yüce Allah bize öylesine vesvese tesirinde kalırsın ki, hücumuna uğrarsın ki sen kendi kudretinle, gücünle, iradenle altından kalkamazsın. O zaman bana sığınacaksın. Sığınma merciğini bileceksin. Anlıyor musunuz? Bakın çok ilginç bir şey. Şimdi bu vesvese dediğimiz olay, yani vesvese demek fit demek. Fitlemek, efendim, etki altına almak, nezir kelimesi geçer. Nezir, burada vesvese diyor. Nezir de vesvesedir mesela. Taif de vesvesedir mesela. Hemezat da vesvesedir mesela. Bunlar şeytanın bize metotlarını, yaklaşım metotlarını anlatıyor şeytanın bu ayetler. Bu dediğim hepsi ayetteki şimdi okuyacağım birkaç tanesini. Ha demek ki bir defa bizim arkamızdan gelen bir tehlike var, şeytan. Buna hannas diyor. Burada şeytan demedi ama hannas dedi ona. Bizatihi yaptığı iş pusuda bekliyor Allah. Pusuda. Pusuda bekleyenin sana vesvese vermesinin şerrinden bana sığınacaksın. Şimdi soruyorum. Bu vesvesenin etkisinde kalmayan hiç kimse yok. Peygamber bile kalır. Yani Araf suresinin 200. ayetinde peygamberin de bu etkinin, şeytanın vesvesesinin etkisi altında kalabilme ihtimalini veriyor ve ne yapması gerektiğini söylüyor peygambere. Ve imma yenzeganneke mineşşeytani nezgun. Bak. Mineşşeytani, şeytandan, nezgun, fit. Vesvese. Sana değersin. Seni etki altına almaya kalkarsın. Festaiz billah. De ki euzu billah. Allah'a sığınırım de. Hani peygamber bile bu şeytanın vesvesesinden kurtulamaz. Tehlikelidir, bana söyleyeceksin. Senin kudretin yetmez ya Muhammed. Senin gücün yetmez. Yani bu insanın nefsine şeytan
öyle fantom uçakları koyuyor ki zaten biz ona nefsimizde yer verir. İncirli üstü bizim nefsimizde o. Şeytanın incirli üstü. He. Biz şunu anlıyoruz. Şeytanın vesvesesinin etkisinde kalmayacak peygamber bile olmaz. Korkunç. Mesela ilk defa Adem'e Taha suresinde fevesvese ileyhi şeytan. Şeytan ona vesvese verdi. Gale ya Adem. Dedi ey Adem. Konuşuyor onunla. Şeytan içinden seninle konuşuyor. Aslında biz içinde vesvese bizim içimizde konuşuyor da farkında değiliz. Yani anlıyor musun? Çünkü bizi kötüye sevk eden, iyiye sevk eden rahmani, şeytani yetkiler var. Şeytani midir, rahmani midir? Anlayacaksın diyor. Bu kalitede Müslüman olacaksın diyor. Din eğitiminin amacı budur. Hangi vesvese? Şeytani mi, rahmani mi? İçinde bir takım dalgalar var. Fırtınalar var. Bu şeytandan mı geliyor? Rahmandan mı? Bunu anlama kapasitesine takva diyor Allah. Bakın. Hemen o 200. ayet okudum peygamberle ilgili. Hemen onun altında اِنَّ الَّذ۪ينَ اتَّقَوْ اِذَا مَسَّهُمْ تَائِفٌ مِنَ الشَّيْطَانِ. Takva sahibi adamı diyor. Şeytandan bir fit soktuğu zaman tedekkeru düşünür. فَاِذَاهُمْ مُبْسُرُ bir de baktın ki görmüştür. Onun şeytani olduğunu görmüştür. Yani iç göz, gönül gözü, yani aklın gözü. Aklın gözüyle düşünüp, gönül gözüyle düşünüp onu görebilme kapasitesi takvadır işte. Takvanın bir tanımı da budur yani. Fakat insanoğlunun din eğitiminin amacı bu. Bizdeki gibi dedikodu değil. Anlıyor musunuz? Şimdi şu İslam alemini görüyor musunuz? Buradan takva adam yetişir mi? Mutlaka yetişir mi? Hep şeytan oynatıyor bunu. Hepimizi şeytan oynatıyor. Şimdi dönelim ayetimize. Yani min şerril vesvasil hannas. O pusuda yatan ve arkadan yaklaşan. Çünkü şeytan, şeytanı kovduğu zaman Allah-u Teala Allah'a dedi ki ya Rabbi senin yolunun üzerine oturacağım. Senin kullarına önlerinden, arkalarından, sağlarından, sollarından yaklaşacağım. Benden kurtulamayacağım. Şimdi anladın mı konuyu? Yani insanoğlu bu gençliğimiz, bu dünya insanlığı nasıl şeytandan kurtulamadığımızı da şeytanın dediklerini yaptığımızı, bu kadar kanı akıttığımızı anlıyor musun? Şeytan bir de şaşırıyor. Oturuyor, seyrediyor Müslüman alemini. Hayret ediyor. Buna bunlar benden daha şeytan ya. Vallahi beni de yoldan çıkar bunları ya. Aynısı 16. ayet. Haşr suresi. Aynı söylüyor. Şeytan. Ben senden arkadaş olmam diyor. Sen benden çok kötüyün. Ben Allah'a inanıyorum. Şimdi bakın şeytan nasıl efendim rol oynuyor ve bundan kurtulmanın ne kadar zor olduğunu, İslam alemi şeytanın eline nasıl düştüğünü, nasıl çırpındığını, nasıl kan akıttığını görüyorsun. Neyin uğruna yapılıyor bunlar? Allah adına ne alakası var? Mezhep adına. Senin grubun benim grubum adına. Allah'a düşündükleri yok ki. Kimdir bu Hannas? Ki ya Rabbi bunun şerrinden sana sığınacağız. Ellezî yüvesvisü fî sudûrin nâs. İnsanların göğsüne sudur, sadır, göğüs demektir. Şuraya sadır denir.
insanların göğsüne vesvese verendir o hannas, o pusuda yatan varlık. Şimdi sadr arkadaşlar, göğüs demek. Kur'an-ı Kerim'de kavramlar var. Kalp kavramı var. Fuat kavramı var. Sadr kavramı var. Bunlar hemen hemen aynı manaya gelir ama farklı nüans manaları var. Sadr aslında pek çok ayette sine anlamına gelir. Sinemiz, sine manasına gelir. Şimdi bu göğsümüzde biyolojik olarak bir kalp var, bir akciğer var. Yani iki tane organ var bu göğsümüzde. Birisi pompalıyor, alıyor pis kanı, temiz kanı pompalıyor. Bu da temizliyor. Akciğer temizliyor. Tezkiye dediğimiz olay bu. Aynen bu gönül dediğimiz, kalp dediğimiz manevi organ aynı görevi yapıyor. Bu ne sistemse biyolojik olarak manevi olarak da aynı bunu yapıyor. Gönül de bunu yapıyor. İşte diyor Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'e bakarsak nalimi getirmeyi unuttum. Bu da bir şey bu şey. Kur'an-ı Kerim'e bakarsak Kur'an-ı Kerim'de insan için üç tane merkez koyuyor Allah. Birisi nefis, birisi gönül, birisi şey değil, ben onu büyüğünü kullanıyorum, ben bunu kullanamıyorum, sağ ol. Birisi beyin, yani akıl. Akıl, gönül, nefis. Bu üç merkezi bu Kur'an-ı Kerim fethetmeye çalışıyor buraları. Şimdi aslında tabii nefisle akıl arasında büyük bir kavga var, cihat var, savaş var yani. Niye? Gönlünü almak, gönlünü fethetmek istiyor. Nefis diyor ki bana orası benim. Çünkü çok zengin madenler var burada, gönülde. Çünkü sevgi orada, korku orada, sadakat orada, haya orada, iffet orada, namus orada, orada olmayan yok. Anlayış orada, anlayış kapasitesi. Ha bir de akıl var. Akıla diyor ki ben sana vermem onu diyor. Akıl da diyor hayır ben sana vermem onu diyor. İşte bu nefisle akıl arasındaki gönlünü fethetme mücadelesinde akıldan yana savaşın zafere ulaşması için bu Kur'an-ı Kerim gelmiştir. Yani Kur'an niye geldi diye sorsanız, geçen hafta konuştuk ama bunu söyleme. İşte bu Kur'an-ı Kerim akla savaş taktiği veriyor. Neyin taktiğini? Akılla nefsin çatışmasını, gönlünü vermemek için. E tabi de gönlünü almaması için eğitim gerekiyor. İşte Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'i gönderiyor. Ve bu mücadelede akıldan yana tavrını Allah-u Teala kullanıyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bu sadra, bizim göğsümüze manevi gönül dediğimiz sinemize bu hannas vesvese veriyor. Sonra devam edelim. Minel cinneti vel nas. Ya bu hannas nereden oluşmuştur? Bu hangi varlıklar hannastır ya Rabbi? Bu pusuda yatıyor diyorsun. Bu kimlerden oluşmuştur bu? Allah tanımını yapıyor son ayette. Bunu soracağımızı bildiği için. Minel cinneti ve nasi. O hannas denen şeytan cinlerden ve insanlardan oluşuyor diyor. Aman ya Rabbi. Ha insanların da şeytanı varmış. Anlıyor musunuz şimdi? İnsanların da şeytanı varmış. Bunu Enam 112'de de söylüyor. Orada diyor ki bütün peygamberlere cinlerden ve insanlardan oluşan
şeytanları düşman kıldım diyor. Şimdi bakın, çok o 112 midir diye bir şaşırma oldu mu diye bakıyorum ben. Doğru, 112. Ve kedalike cealna likulli nebiyyin şeyatînel insi vel cinni yuhî bâdûn ilâ bâdûn zuhrufel kavli gurûrâ. Birbirlerine yaldızlı sözleri söylerler diyor. Şeyde, bu ayette. Demek ki o ayette de şeytan iki kaynaklıdır. Birisi insan, birisi cin. Dediğimiz, bizim bildiğimiz şeytan. Tanımışıyor. Demek ki bu minel cinneti ve nas dediğin, yani insanlar insanları yoldan çıkarıyorsa, bir insan bir insana yanlış vesvese veriyor, yanlış konuşuyor ise ona ve onu yoldan çıkarıyorsa, yanlış bir iş yapıyorsa, o onun şeytanı oluyor. Yani şöyle diyelim, küçük bir misal vereyim. Bunları çocuklarınıza terbiye ederken anlatırsın. Bir delikanlı yanaştı, senin çocuğunla arkadaşlık yapıyor. Ona diyor ki, abi sigara iç. Veya gel bir alkol iç. Ya ne olacak, gitsen bir tane ne olur yani. Bir kadeh alsan ne olur ya. Ha bir şeytan yapıyor işte. Ha bir şeytan. O anda şeytan. Bu şekilde bir eğitebilsek, çocuklarımızın ne yaptığını bir bilsek, kendisinin üzerinde kafasında neler dönüyor, hangi belaların altında kalacağını bilemiyor ki gençlik. Biz abdestin farzını öğretiyoruz ama bunları öğretmiyoruz ki. Bunlar da onlar kadar önemli olduğunu bilmiyoruz ki. Efendim, şimdi demek ki bu vesveseden insani ve cinni şeytanların, o hannasın, o pusuda duranın efendim sana verdiği vesvesenin kötülüğünden insanların Rabbine, sahibine ve ilahına sığın. Bu peygamber de olsan böyledir. İşte ispatını yaptık, Adem Aleyhisselam'ın nasıl vesvese verip haram ağaçtan yedirdiğini anlattık. Burasını da anlattık. Hazreti Peygamberimizin 200. ayetini efendim Araf suresinde söyledik. Yani peygamberler de bu etkinin altındadır. Bu şeytanın manyetik alanına girmeyen toplu iğne var ya, o toplu iğne. Hani siz şey yapıyorsunuz ya, çubuğu, mıknatıs çubuğuna gelmeyen, uzakta kalacaksın. Şeytandan uzakta olursa o çekmez o toplu iğneyi. Yaklaştın mı ona, o hemen şak 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 toplu iğneleri çekiyor, bakıyorsun. Aynen böyle. Aynen böyle. Şimdi arkadaşlar, Nas suresini bitirdik. Yani bu Nas suresini geldikten sonra Hazreti Peygamber hem Felak suresini hem Nas suresini okundu. Özellikle sabah namazında. Sabah namazında evden çıkarken veya namazınızda zammı sure olarak bu muavezeteyni sureleri okundu. Dolayısıyla bizim de okumamızda yarar var. Nas suresini bitirdik. Felak suresine